Evet arkadaşlar, bugün fiil süresini yapıyoruz. Arada katkı vermek isteyenler verebilir, sorun yok. Ses renginizden ben kim olduğunuzu hemen biliyorum. Kamerayı çeken arkadaşımız da biliyordur. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi arkadaşlar, namaz sürelerinin sonu cüsü olan fiil süresini, halk arasındaki elem tere keyfe. Bir de bu şeylerde, bazı Türk filmlerinde dalga geçen veya bilmediği için mi elem tere fiş diye böyle şeyler söylüyor, değil mi? Kem gözleri şiş falan. Büyücüler şey çözsün de yani şeyini çıkartmasın falan. Tamamen cehalet değil mi? Elem tere fiş neymiş ya? İsrailiyat. Sadece Kemal Sunal değil, başka filmlerde de görmedim. Böyle skeçlerde falan. Genelde Arap cilakçıda bulunuyor lan. Elem tere fiş, kem gözleri şiş. Evet. Davul olur. Tamamen yakıştırma değil mi efendim? Şeyin elemesi yok. Evet. Arkadaşlar şimdi kelime şeyini bir yapalım. Üstünde yine konuşacağız. Elem tere. Görmedin mi? Şimdi burada bir olay var. Peygamberimiz doğmadı ki. Neden görmedin mi diye başlıyor sure. İlginç. Bu tip ifadeler dikkati çekmek için en çok kullanılmaktadır. Efendim, mucizevi tarafı vardır. Görmedin mi illa bir şeyi görme anlamı dikkatleri çekmek için. Mesela arkadaşlar, filanca yerde şöyle bir şey oldu. Görmediniz mi ya falan. Yani ne kadar enteresan şeyler oluyor. Görmediniz mi derken. Evet. Ne bu? Dikkati çekmek. Böyle düşün. Keyfe fe'ale rabbuke. Rabbin aslında nasıl yaptı ama ne yaptığını, nasıl yaptığını görmedin mi? Ne hale getirdiğini görmedin mi? Kimi? Ashabil fil. Fil ordusunu. Fil ekibini. Efendim. Arkadaşlar anlamı vardır değil mi? Fil grubu arkadaşlar işte. Bunlar bir grup ordu. Tercüme ederken ordusu, başında bir kral var. Efendim, o kralın yanında da o günün teknolojik gücünü temsil eden fil var arkadaşlar. Bugün ne? Füze. Değil mi? F-16'lar, füzeler. Yani buradan şimdi biraz sonra etüdünü yapacağız. Büyük dersler var. Niçin o Yemen kralı Ebrehe fili koyuyor? En güçlü benim diyor. Bugün hani bazı emperyalist ülkelerde bende füze ol ve en güçlüyüm şeyinde oluyorlar ya. Tabii sanayi olarak bizim memleketimiz de ne zaman çok böyle kendi füzemizi, uçağımızı yaparsak o zaman çok daha güçlü olacağız. Güçlüyüz tarih ve medeniyet noktasında. Bizim elimize kimse su dökemez. Fakat sanayi noktasında da bu emperyalist diye suçladığımız, ki öyledir, suçladığımız değil, gerçek odur. O emperyalist ülkelerin hepsi değil belki ama önemli bir kısmının sanayisi efendim bayağı bir yüksek yerde. Efendim, o sanayiyi biz de inşallah bayağı bir hamle içindeyiz. Daha da artırarak inşallah gideceğiz. Biz de oradan güçleneceğiz. İman en büyük güçtür. Onda sorun yok. Zaten imanlı yürek, imansız yürek sinede yüktür diyor Akif, değil mi? Neydi o şiir? İmandır ilahi o cevher ki ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Adama ne kadar sanayi silahı da versen mesela belli bir süreden sonra korkar arkadaşlar. Yani kaçar. Bak, birçok ordular, askerler paralıdır. Bizimki gönüllüdür. Vatan borcu olarak gider ve asker milletiz. Allah bundan geri koymasın. Şimdi ashab-ı fiil, orada bir küçük virgül yapıp hadisenin zeminine bir bakalım. Zamanın kralı, Yemen kralı Ebrehe sanayi, yani o başkent, o şey, o önemli şehri efendim ticaret merkezi olması için bir tuzak düşünür. Bak biraz sonra tuzak gelecek. Bir dev bir kilise yaptırır. Yani bugün ne diyorlar? Şapel veya katedral diyorlar değil mi efendim? Batıda
çok enteresan Orta Çağ'dan Rönesans devrinden kalma muhteşem mimari açıdan muhteşem. Efendim şapeller, ne bileyim işte katedraller var. Öyle bir şey yaptırdı Ebrehe. Sana şehrini. Şu anda da Sana başkent olarak, evet, Yemen'in başkenti. Orada önemli bir şehir ama tabii Mekke kadar itibar görmüyor arkadaşlar. Bütün ticaretin döndüğü yer, hani bir zamanlar ipek, baharat yolları şeyinden, orada Kabe olduğu için müthiş döviz geliyor oraya. Hacılar geliyor ya, hac. Eskiden ne vardı yani, bu Kabe'ye kutsal değer atfediliyor. Allah'ın evi olarak biliniyor. Dolayısıyla Ebrehe bakıyor ki döviz olup gibi şeye akıyor. Araplara akıyor, şeye, Mekke'ye akıyor, İcaz bölgesine akıyor. Böyle şeylik olmaz diyor. Ben bunları buralara, bu insanları buraya yönlendireceğim. Efendim. Ve böyle bir kilise yapıyor. İşte burada enteresan bir şey var. Bir Arap, kitapların kaydını söylüyorum, kiliseye ne yapıyor? Pisliyor. Hiç siz, benim kafam almıyor. Yani bir, ne kadar düşman bile olsa bir mabete birisi gider de, affedersiniz, abdest bozar mı arkadaşlar? Burada bir şeylik var. Bir şeytanlık var. Kelimelerimi de seçmek seçiyorum. Şimdi ağzıma geldi, kontrol ettim. Kamerada çekiyor cevabında. Ulan Adnan Hoca, bu kelime buraya uydu mu? Ama öyle bir uyuyor ki mani oluyor halimi taklide icabımda. Bazen öyle bir anına geliyor ki, la buna giydirmek ervahımı şeyi, evliyayı rahatlatır ta o kadar. Yani bu kadar. Başka elin kolun bağlı mı yani? Neyse biz yine dilimizi tutalım. Her doğru her yerde söylenmiyor. Söylenmiyor maalesef. Efendim, bu adam buraya, o pisledi denilen adam, şimdi kayıtlarımızda var, İslam tarihini açtığın zaman evet, bir Arap. Bu da şimdi Araplara vuracak ya, bak günümüzde de aynı algı operasyonları yapılmıyor mu? Hocam aynen. Saldırsın aynen diye komple olabilir mi? Yaptı denebilir İşte mi? Onu anlatıyorum, onu yani anlatıyorum. Ebrehe yavşağın birini ayarladı oraya. Dili, artık tutamıyorum ha. Birini ayarladı. Yap burayı. Pis. Sen buraya bir şeyler yap. Pisledim. Kirlet burayı, pislet. Ben de onu mana edip, efendim şu Arapların Kâbesine, işte o Mekkelilerin Kâbesine tasallukta bulunurum. Onları, orayı yıkarım, itibarsızlaştırırım. İnsanlar artık Yemen'e, benim şehrime, benim ülkeme gelirler diye bir tezgah kuruyor arkadaşlar. Ne o? Keyt. Tuzak demek. Sait da var. Şey, pardon affedersiniz. Efendim. Keyt tuzak kuruyor. Mekir var bir de değil mi? Mekir. Ve mekeru ve mekerallah. Vallahu hayrul mekirin. Tuzak kuruyorlar Allah'a. Allah onların tuzağını başlarına geçirecek. En hayırlısıdır diyor da onu izah edeceğiz. Orada bir yanlış arkadaşlarımız şey yapıyor, beyanlarda bulunuyor. Onu düzelteceğiz. Şimdi tabi bu danışıklı dövüş oraya kirletince ondan sonra Ebrehe orduyu toparlıyor ve o günün sanayi gücü olan, şeyi olan, söylesenize fili, en kudretli hayvan. Hala da öyledir ha. Filden daha güçlü, şey, ağır bir hayvan var mı? Yok. Kudretli. Yok. Ama ne hikmetse işte sürenin verdiği mesaj, koca koca devasa o hayvanlar üstüne konan küçücük bir sineği kovamaz arkadaşlar. Kuş gelsin şurasına konsun, hadi kov. Anca şöyle kafayı oynatır veya gövdeye konsun. Vücudunu yıkacak da kuş ancak kaçacak. Yine gelin konan kuş, kuşa bir şey yapabiliyor mu? Buradan mesaj şudur. Sizin ne kadar gücünüz olursa olsun, maddi güçleriniz, manevi olarak hak değilseniz, hakkın yanındadır güç. Mesela o kuşları bir araya getiriyor, biraz sonra göreceğiz, efendim bir güç haline geliyor. Mesela bak bir araya gelmek. Bir araya gelirsen mümin, Müslüman, evet, güç olursun ama bakıyorsun tefrika, bölün Allah bölün. Bölününce de küffarın ekmeğine
Ya bu güzel çalıyoruz, üstüne de bal koyuyoruz. Yetmiyor, bir de yapacağız bir şey tarçın. Ah! Oradan şu tarikat, buradan bu mezhep, şuradan şu cemaat. Tamam bunlar olsun da birbirini ilzam etmesin, tekfir etmesin. Onların şeyi kafir bunlar. Bunlar küfre girdi diyor. Öbürü oradan bunlar küfür diyor. Esas hak biziz diyor. Böyle dediği için de bölüm 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 sonra efendim değil mi? Parçala böl yut. Neyse. Bizi böyle parçalamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu sureden ders alalım. Bir araya gelindiği zaman ne diyor bak. Bu da sonra diyecek. Ebabil nerede Ebabil? Böyle büyük bir kalabalık. Birlik. Birlik var bu Ebabil'in içinde. Birlik olunca şimdi 10 tane kuş taş bıraksa o kadar tahrip etmez. Ama 10.000 tane kuş bıraksın da gör gününü. Efendim bir çekirge geliyor böyle yoğun çekirge salgını. Mahvediyor çıkıyor. Ben çekirge 100 tane olsam zarar vermez o kadar. Ama 1.000.000 tane çekirge gelsin de gör. Sivrisinek. Veya sivrisinek. Yok Nemrut o. Nemrut. Nemrut. Çekirge sürüsü. Etmiş olduğumuz o fasulyeleri tek göbeğine kadar yoruyor. Evet. İnan ki motor arabalarımız böyle gezerken sanki araba şeyden geçmiş, su içinden tekerlekleri ıslanıyor yani. Çok oldu. Çekirdek yüzünden. Evet. Evet bunlar. Bununla ilgili bir şey var da şimdi ders uzar. Ankara'nın Çamdere ilçesinde bir Ali Semerkandi diye bir Hazreti Ömer'in soyundan gelen bilmem kaçıncı göbek soyundan gelen büyük bir insan var. Evliyadandır kendisi. Onun böyle bir suyu vardır. O suyunu işte onun marifetiyle çıkmış bir su. Serptiğiniz zaman çekirgeler gidiyor da. İnanırsınız inanmazsınız. Orhan Bey zamanında sanırım bu bir hadisesi de var. Şu anda orayı güzelleştirmişler. Benim ilk görev yeri. Merkez Camii mezuniydim ben. 89 yılında. Yani her perşembe giderdik orada Fatiha okurduk. Dua ederdik ölülerimize. Ali Semerkandi Hazretleri'ni vesile edip onu da ziyaret edelim kabrinde. Ve mezarlık çok güzel böyle şehrin biraz kenarındaydı. Kafa dinliyorduk. İnziva. Yani orada huzur buluyorsun. Hani Peygamberimiz dermiş ya pek yakında ben de aranıza geleceğim. Ölümü hatırlamak lazım. Tefekkürü mevt. Ayakkabınızın bağından daha yakındır İlhan Hoca. Dünyaya meyletme İlhan Hoca. Emlakın içine daldın gidersin. Allah'a dön. Ya Rabbi ve la kuvvete illa billah. Adam İlhan Hoca değil de hocam. Şimdi kameramızı da çekiyor. Ben böyle arada şey yapıyorum. Uyuyan varsa ki uyumaz. Söz konusu değil. Uyuyanlar. Buyursunlar. Bir öğrencimiz, imam arkadaşımız geç kalkmış. Hab-ı gafletten uyan ey Ali Osman bilmiş ol. Gider evden bu taht-ı Süleyman bilmiş ol. Evet, hoş geldin Necmettin. Geç geldi aldın mı? Yok beğenmedim. Peki. Sabah namazında inşallah Hızır Bey Camii'nde görevinizi ifa etmişsinizdir değil mi hocam? Olur. Kamera kayıt da ona göre beyan verin. Tam tekmil oradan hocam. Evet tam tekmil derken kameraya yaklaştık sesim iyi çıksın diye. Evet. Tamam Allah kabul etsin. Allah cümlemize inşallah. Şimdi neydi en son cümlemiz? İlhan Hoca'ya şey yaptık. Şaka latife yapıyorum. Hocamız buradaki biliyoruz ki arkadaşlarımız hep paylaşımcı. Dünyaya çok temayül etmiyor. Evet dünya önemlidir. Neden önemlidir? Aslında önemsizdir ve önemlidir. Gerçek ahiret yurdunu kazanılan yer olduğu için önemlidir. Burada yatırımı yapacağız. Behlül Dane. Hocam feyza terafe fensa bir işi bitir başka bir işe koyar. Değil mi efendim? Kulle Rabbi kefergâh. Kulle yemin hüve fişen. Cenab-ı Hak her gün bir yapış, o yaratış halindedir. Evet. Hareketlidir. Evet arkadaşlar nerede kaldık? Keyd kelimesi. Diyor ki bir ayette de Ali İmran'daydı sanırım. Ve mekeru mekera ve mekera Allah. Allah hayrul makirin. Tuzak kurarlar Allah'a. Allah da onların tuzağını boşa çıkarır. Efendim vallahi hayrul makirin Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır diyor. Allah tuzak kurar mı arkadaşlar? Niye böyle demiş? Ayet ayetle tefsir diye bir şey var değil mi? Evet. Abi. Bakın bununla ilgili araştırmamız o ki hangi süreydi hocam hemen bulalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet.
Evet. Zalikum ve ennallaha muhinun keyder kafirin. İşte bu. Dikkat edin. Bakın muhinun kelimesi var ya orada. Dikkat ediniz. Muhinun bozar. Tuzakları bozar anlamındadır. Allah tuzak kurmaz arkadaşlar. Kurulan tuzakları boşa çıkar. Muhinun kelimesi iptal eder, bozar anlamındadır. Bak bu hangi süreydi bu? Bir yerde yazdım onu. Nuh suresi, pardon. Ayet numarası nerede orada? Numarayı yazmamışım ama. Evet, yok. Zalikum ve ennallah. Dikkat ediniz ki ennallah muhakkak ki Allah muhinun keyder kafirin. Kafirlerin tuzaklarını ne yapar? Boşa çıkarır. Buradaki Allah hayrul makirin tuzak kuran Allah'ın tuzak kurması ve bu en hayırlısı tuzak kuranların demesi budur arkadaşlar. Yani kurulan tuzakları boşa çıkarır. Bakın. Keydehu fi tatli. Onların kurdukları tuzakları tatlil etmiş, idlal etmiş. Boşa çıkarmış. Boşa çıkarmış. Evet. Hatta demin bir cümle geçti. Ne dedik? Tatlille ilgili bir tatlil. Tafil babından mastardır. Bir de idlal var. Aynı kökten. Ne diyeyim? Batılı tasvir etmek safi zihinleri idlal eder. Yani bu tertemiz zihinleri ne yapar? Bozar. Yok eder. Çökertir. Tefessuh ettirir. Tadlil bu. Allah onların tuzaklarını başlarına geçiriyor. Bir başka yerde yine ve mekeru mekren kübbara var. En büyük entrikaları tuzaklar burada. Kübbar en büyük. Büyük demek yani. Büyük tuzaklar. Kübbar nereden geliyor? Kim söyleyecek? Bilene benden bir tadeller. Bak kayıptayız da. Kebir değil mi? Kebir, çökü kebir de. Nereden geliyor? Yani çekeceksin onu, türeteceksin. Kübbar diyor bak. Kübbar ayet bu var. Ne suresi? Nuh suresi 22. Ekber ismi tafdil. Hayır. Kebir adam. Ya çökü kebir. Tamam. Büyük demek de. Yani onun bir çekimi var. Bir yerde o. Evet Remzi Hoca büyük medrese ilminizde kayıtta da olduğunuz için bir hamlede bulunabilecek misiniz? Hamlediniz efendim. Küftürmekten gelin. Efendim? Faalin babından gelmiyor mu hocam? Yok. Faal kebbara denk gelir. O da mübalağa içerir de. Şöyle. Ama bak dikkat eden bunda birisinde faal hocam bak. Birisinde damme var. Faal. Hayır. Mesela küffar diyor ayette değil mi? Ona benzer bir kelime bulun Kur'an'dan. Küffar var. Evet. Bak aynı şeyden. Küffar. Nasıl geldi küffar? Kafirun, kafiranı, kafirune, küffarun ve küffarun ve keferatun. İsmi failin çekimi bu arkadaşlar. Ya küffar. Yani küfredenler. İnkarcılar çoğundur arkadaşlar. 24 cigadan ismi fail değil mi? Kefavir. Evet. Evet, kefavir de onun ismi devam ediyor. Hayır. Kefavir de ismi faildir, çoğuldur. İsmi meful, mef'ulun kalıbında gelir hocam. Tamam. Menşur, mefruk, metruk. Bak bu kalıplara ismi meful deriz. Neyse kelimeye çok girmeyelim. Kelime kavram işlerini Hüseyin hocamız, ilmi müftümüz daha çok irdeliyor kavramlar hususunda. Efendim. O size kıvamlı bir kavram tahlili yapar. Elhamdülillah inşallah. Bu arada buradan da sevgili il müftümüz hocamıza hürmetlerimizi arz ediyoruz. Bir alkış yapalım mı? Yalnız bizde bir esas vardır. Bizde dal kavuklu yağ yoktur. Gerçekten bu alkışı gönülden vurduk. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Ben zaten beni bilirsiniz. Ben inanmadığım şeyi söylemem. Böyle zaten eğilip bükülme gibi bir huyum olsaydı şimdiye neydim efendim? Meşihat başkanı oldum. Yani Diyanet'in reisiydim. Evet. Ama pek beceremem o işleri. Kayıttayız ama kötü bir şey söylemedim. Yani ben bir doğru varsa doğruyu söylerim arkadaşlar. Valiz kalmak daha muhtemeldir hocam. Eyvallah. İlhan hocam bugün doğum günü güzel cümleler söylüyorsun ama kayıttasınız. Sizin öğrettiğiniz gibi alkışladık hocam. Eyvallah. Alkışın vuruş şeklinde Adam-ı Aşırık derslerden böyleydi değil mi efendim? Evet. Şöyle alkış vurmak yoktur. Hem de bak Adam-ı Aşırık'larda şöyle bir şey. Zahir şöyle. Evet. Ve çirkin duruyor. Bakın estetik değil. Veya şöyle yapıyor adam. Arkadaşlar bakın sol hizaya getiriyoruz sol elimizi, sol göğsümüzün hizasına kalbin. Sonra şöyle böyle hem de estetik durur bakın. Evet. Yani alkışın bile şekli, şemaili, kuralı vardır.
Efendim gidip caminin içerisinde serip yemekleri, efendim patates pişiriyor musun tüpü takıp? Veya valinin önüne araba park edebiliyor musun? Hayır. Demek ki her şeyin bir kuralı var. Kuralsız, nizamsız bir şey yok. Ne zaman nizamı, kuralı bozarsak o zaman bu dünya yaşanmaz hale gelir ki gitgide gidişat oraya gidiyor. Buzullar eriyor. Ozon tabakasını deldin. Efendim içtiğin pet şişeleri, su şişelerini, kabı, pisliği, çöpünü denize attın. E bu tabiat bir gün öksürecek. Ya depremle, ya selle, ya başka bir şeyle. Onun için Allah'ın tabiatını şey yapmayın. Merhamet edin, bozmayın. Ki bozarsanız zararı yine biz görürüz. Şampi- ne yapıyorsak kendi elimizde değil mi? Şarkıcının böyle devam. Alim adamlarının böyle. Hayır efendim. Alimi şarkıcısı fark etmez. Kimi alkışlarsanız alkışlayın. Bu alkış şekli böyledir. Bize böyle öğrettiler bunu. Müzik okulumuzda. Şakşakçılığa aykırı olur. Şakşakçılık değil bu efendim. Sen adam şimdi bir gösteri yapıyor. Muazzam bir gösteri. Gönlünüze fethetti. Muhteşem. Beğeninize oley bravo demek kabalıktır. Ne yapacaksın? Beğenini bununla göstereceksin. Mesela siz o kadar güzel iyi ameller yaptınız ki cennette sizi melekler böyle karşılayacak. Raifciğim hoş geldin diyecekler. İnşallah. Bazıları İslam'da alkışın olmadığını söylüyorlar. Ne dersin? Efendim o eskiden biliyorsunuz Kabe tavaf ederken işte alkışla yaparlardı. Onu ona temsilen böyle bir şeyler söylemiş ama bu dini bir dayanağı yoktur. Bir de Peygamberimiz ve arkadaşları Kur'an okurlardı. Kur'an-ı Kerim'in sesi duyulmaz. Çok etkileyici biliyorsunuz. Tefsiratı müessir, müessir. Tefsiratı çok yüksek. Cahil cuhela işte tabak, alim ulema kimse. Dinleyiciler Kur'an'ı dinleyip de etkilenip de İslam olmasın, Müslüman olmasın diye sesi bastırmak amacıyla alkış vururlardı. Bizim bazı ulemamız işte onun için alkış hakkı susturmak anlamına geldiği için günahtır, caiz değildir diye fetvalar vermişlerdir ama geçerliliği yoktur, dayanağı yoktur. Bu bir beğeni ifadesidir. Teşekkür ederim dilde nasıl bir beğeniyse bu da şekilsel, formal olarak beğenisini insan arz eder. Bakın hızlı hızlı konuşuyorum ki hafızamız yetsin bir şeyde. Efendim bu kaydı da şunun için yaptık, açıklama yapayım sevgili kamera. Az daha yaklaşayım mı? Sevgili kameracığım, burada dersler yapıyoruz ama bizim takipçilerimiz diyor ki hocam burada dersler yapıyorsunuz, hep oradaki arkadaşlar istifade ediyor. Bize kamerada bir faydamız olsun, biz de dinleyelim dediler. Biz de bugün kayıt altına aldık. Fıkralardan da yaralanmak istiyorlar. Fıkralardan. Yorumlarınızı öyle görüyoruz. Sonunda güzel bir fıkrayla hadiseyi taçlandıralım inşallah. İnşallah. Allahu Ekber. Efendim hocam? Kurstan kurtulamazlar böyle anlatmakla yani. Doğru söylüyorsunuz. Ve ersele aleyhim. Ve ersele gönderdi. Ersele aleyhle kullanıyormuş. Bak harfice. Aleyhim onların üstüne. Ney? Efendim? Tayran ebabi. Şuraya bir kelime yazmışım da karıştırır babanı. Tayran ebabi. Sürüler halinde kuşlar. Ebabi sürüler anlamındadır ama halk arasında ne deniyor? Artık o ebabil kuşu bu taşları bıraktı. Anlamaya, böyle anlamaya da müsaittir. Çünkü tayir kelimesi geçiyor ya. Ebabil diye de bir kuş var ya. Onun için böyle bir anlam olmuş ama burada sürüler halinde bir kuşlar geçmiş. İsmi ebabil, kartal falan fark etmez. Neticede bir kuş sürüsü var ve ağzında bir şeyler tutuyor. Dolu gibi düşünün. Doluyu örnek verdik ya, dolu. Biraz şöyle ceviz büyüklüğünde yağdığı zaman muhteşem tahribat yapıyor. Ceviz. Bu ki ne olmuş? Çok ağır, içerisinde bir ağırlık olan bir taş atacaklar. Az sonra geliyor. Termihim onlar atarlar. O sürü neyse o. Bir hicaretin taşlar. Neden? Min sicci. Pişirilmiş, böyle sıkıştırılmış taş anlamındadır. Sert mi? Evet, sert, sert, evet, koyu. Yani mesela bir silüle taşı bilir misiniz Eskişehir? Çok hafiftir böyle. Değil mi efendim? Tesbih falan yaparlar. Ama şuradan bir kayadan aynı tesbih yapamazsınız. Erzurum'un oltusuydu. Evet evet. Oltu taşı da biraz daha yumuşaktır ama bir kaya sert. Taş böyle koyu kaya sertlikte taşlar vardır. Onların küçüğünü düşünün. Düştüğü zaman yüksekten düştüğü için ne yapar? Tahribatı yüksek olur. Ve hal böyle olunca fecaalehum ki asfim mehkül. Onları Allah ceale kıldı. Allah burada fail. Ceale kıldı, yaptı. Cealallahudur bunun aslı. Ke'asfin me'kül. Me'kül yenilmiş. Yani parçalanmış. Ke'asfin ekin tarlası, ekin gibi.
Yani böyle bir yaprak düşünün arkadaşlar, delik deşik olmuş. Onun gibi. O hale getirilmiş şekilde Allah onları o şeye çevirdi. Yenilmiş ekine çevirdi. Şimdi bu ayetten, suremizden çıkarılacak bazı şeyleri not aldım. Gücü az olsa da Hakk'ın galip geleceği mesajı vardır. Bak gücü az. Değil mi efendim? Ne olacak kuşun? Taşın şeyi ne? Ama koca fili devirmiş. Buradan uçak da ileride uçak yapılacak. Üstünlük üstten olacak demek mesajı vardır. Arkadaşlar bugün adam uçakla bir geliyor, bombalıyor, çıkıyor. Yerde kara savaşıyla bu kadar tahribat yapabilir mi? Yapamaz. İstikbal göklerdedir. İstikbal göklerdedir demiş değil mi? Büyüklerimiz. Evet. Mesela Malazgirt Savaşı, Alparslan'ın ordusu, Romel Diyeceli'nin Bizans ordusundan çok azdı. Ama yendi. Ama galip geldi. Galip geldi. İşte suremiz bir işaret veriyor. Bedir Savaşı. Kafirler Peygamberimizin ordusunun kat ve kat fazlasıydı. Ama yendiler. Ama hak. Hak. İlah, imandır ilahi o cevher kine büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Evet. Bir de burada ne anlatılıyor? Müstekbir Ebrehe var ya, kral şımardı. Parası, mülkü, malı, efendim payı tahtına güvendi, şımardı, fillerle yıkarım dedi ama Allah Kabe'nin koruyucusuydu. Abdülmuttalip demişti ya, ben develerimi istiyorum. Kabe'yi istiyorum. Kabe'yi Allah korur. Onu sahibidir. El Emin şehir değil mi efendim? Kabe korunuyor. Cenab-ı Hak ona fırsat vermedi. Burada Rab sıfatını kullanması Allah'ın müminleri sahipleneceği, sahip demektir Rab. Hatırlarsanız ben size demiştim, Rab kelimesi bir şeyi sahipleyen, mürebbiye de buradan geliyor, terbiyeden, sahiplenen anlamındadır. Müminleri sahiplendiğini göstermek için Rab kelimesini kullanmıştır. Ki Peygamberimize diyor, Rabbin, senin Rabbin ya Muhammed. Peygamberimiz de onur ediyor. Kaf oraya koyarak. Evet. Zalime cezasını eninde sonunda Allah verir. Zulümle fayda olmaz. Küfürle uzun süreler götürürsün ama zulümle götüremezsin mesajıdır. Evet. Kuşların filleri yenebileceği mesajı vardır. Evet. Mesela ne demiş biliyor musun bir mütefekkir? Kuşların filleri yenebileceğine inanmıyorsan niçin Fil Suresini okuyorsun? Evet. Okuma bu Fil Suresini. Kuşlar filler yener. Zafet talibu vel mahtub. Bir heykel düşünün. Burnuna bir sinek konuyor. Put put. Tapıyor. Adam put tap. Sineği buradan kovamıyor. Tanrı. La böyle tanrı olur mu? Burnundaki sineği kovmuyor. Ayet ne diyor? Davfet talibu vel matlub. İsteyen de aciz, istenen de aciz. İstediği tanrı diye taptığı aciz. Sana bir şey veremez. Burnundaki sineği kovamıyor ki sana efendim yön ve istikamet versin. Sana acısın, merhamet etsin. Evet. Burada başka söyleyeceğim. Allah hayata müdahil arkadaşlar. Bakın. Allah müdahil. Külle yevmin yüvefişe. Allah her zaman bir hareket halindedir. Hangi süreydi? Rahman'dı değil mi? Rahman. Evet. Demek insan da bize kulları da her halde hareket halinde olacağız. Yatan, tembel adamları, kulları sevmiyor Allah. Evet. Onun için Peygamberimiz Allah'ın beni yağmadığım kemiğini keselim. Ya Rabbi tembellikten sana sığınırım. Yazmıştım tahtaya geçen. Evet. Bravo. Çok güzel bir duadır. Onu ezberleyin. Şimdi takipçiler diyecek ki hocam o duayı bize de yaz. Allahümme inni a'udübike minel keseli vel haram vel cübni vel buh ve fitnetil devam ediyor. Uzun. Buraya kadar da söyleyebiliriz. Peygamberimizin duasıdır. Amin. Evet. Mesela şey diyor ki Allah biz hareket devamlı yaratma halindedir diyoruz ya. Yahudi şeyler ne diyor İsrailoğulları? Allah 6 günde kainatı yarattı. 7. gün ne yaptı? Dinlendi. Dinle. Allah'ın böyle şeye ihtiyacı yok ki. Bu ayet onu şey yapıyor. Allah her zaman yaratma halindedir. Hareket halindedir. Evet. Bektaşi'nin bir şeyi var malum. Allah devamlı yaratma halindedir, iş halindedir. Ve ne gelirse kuluna Allah'tan gelir. Şimdi bir fıkra gider mi? Gider hocam. Hemen anlatıyoruz. Ne gelirse belki daha önce anlattım bilmiyorum. Ne gelirse kuluna Allah'tan gelir diyen bir Bektaşi babası var. Efendim bir şeyle karşılaşıyor. Ne gelirse Allah'tan gelir. Ve Allah yaratma halindedir. Efendim bir başka zaman olay oluyor. Ne gelirse Allah'tan gelir. Bir tane böyle Bektaşi'yi sevmeyen bir molla bir gün saçı da yokmuş. Dazlak deriz ya. Eskiden dervişler bazen saçını usturaya vurdururlardı.
Necmettin bir gün sen de dene bir değişiklik o tarz oluyor. Üçe. İlgili şey. Üç değil de sıfır. Böyle sıfır kazıtmak mı? Saç. Evet. Saç diplerimi rahatlasın baba ya. Evet. O program var hocam. Efendim? Programlarımız var. Sahneye çıkıyor adam. Çünkü böyle kafasında saç olmadığı halde çıkarsa sıkıntı olabilir. Belki acırlar hocam. Belki öyle bir imaj olur. Farklı bir şey olur. Ya olabilir. Yapıyorlar bazen. İnsanlıktan çıkıyorlar bazen. Böyle saçlarını böyle o kadar yukarı dikiyorlar ki. Allah'ın yarattığı tabiatı nasıl ben, bozuyorlar? Ben de o tarzda düzenliyordu. Kılık kıyafet aykırı değil mi o? Ustura mustura vurmak mesela. Öyle bir şey vardı önce. Şimdi imam olduğu için takke koyar başına. Olayı çözer. Dairede çarp. Fıkra güme gitmesin hocam. Evet neyse şey yapalım onu. Dediğiniz gibi araya gitmesin. Bektaşi babasına geliyor. Bir gün o kafasına şak diye bir tane şaplak atıyor. Molla. O kadar canı yanıyor ki dönüyor bakıyor. Ne o diyor molla? Hani ne gelirse kuluna Allah'tan gelirdi, niye tepki veriyorsun diyor. Tepki vermiyorum evlat diyor. Allah'tan geldiğine inanırım. Fakat bunu hangi şerefsizin eliyle yaptı onu merak ediyorum. Demiş. Dolayısıyla Allah bazen arkadaşlar direkt müdahale eder. Burada gördüğünüz gibi yine birine kuşlarını gönderir. Bazen de böyle. Molla'nın birini tekrar evet. Yani netice-i kelam Allah her zaman bir yaratış halindedir. Ve indehu mefatihul gayb la ya'lemuha illa hu ya'lem ma fil berri vel bahr ve ma tasqutu min varaqatin illa ya'lemuha. Bir yaprak bile onun izni olmadan, bilgisi olmadan tasqutu min varaqatin. Yaprak bile düşmez. İlla ya'lemuha. Ancak o onun bilgisinde düşer. Sadakallahu aleyhi. En'am suresi. Muhteşem bir suremizdir, ayetimizdir. Bunu da rahmetli Muharrem Arslan Türk'ten dinleyiniz efendim. Kur'an'ı pek güzel okurdu. İstanbul tavrıyla burayı da pek güzel okuyor. Allah rahmet etsin. Mesela bu keyd, hepinizin ezbere bildiği Tarık suresinde geçiyor. İnnehum yekidüne keyda. Ve yekidüke diyor ki onlar tuzak kurarlar. Ve yekidüke keyda. Ben de kurarım. Bak Allah'ın bu kurduğu nasıl? Onların tuzağını boşa çıkarır. Muhinun kelimesiyle izah etmiştik. Evet, hızlı konuşuyorum ki hafızamız yetsin. Yoksa daha ağır konuşmak isterdim. Evet. Yavaş yavaş toparlıyoruz. Fil devasa güçlüdür. Ama ne yapamaz? Üzerine konan herhangi bir kuşu falan kovamıyor. Yani yer yer aciz kalabiliyor. Efendim? Tevbe suresinde Allah ve eyyedehu cunudin lem teravha. Allah onu sizin göremediğiniz ordularla destekler. Yani Allah öyle bir zamanda şey yapar ki size öyle bir şey istimdanda bulunursunuz ki yardımını gönderir ama siz göremezsiniz. Tıpkı neredeki gibi Sevr mağarasında Peygamberimiz de Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in oradaki şey gibi. Geldiler mağaranın dibine, giremediler arkadaşlar. Korudu Rabbül Alemin. Geldiler havaalanına göremediler. Evet. Tamam oralara girmeyelim. Eyvallah. Şimdi dedi ki bak beyinleri teyit etti, destekledi bir cunudin ordularla. Nasıl ordu bu ya? Bedir Harbi'nde gördünüz mü? Yok. Ya Churchill diyordu ya. Çanakkale'de bu havasında kavuklu adamlar gördük diyorlar. Bunlar normal şeyler değil arkadaşlar. Evet. Bakın ayet söylüyor. Demek ki görünmeyen bazı şeylerle Allah bizim göremediğimiz, perde ona müsait değil frekans. Allah müminleri, inananları destekliyor, koruyor arkadaşlar. Yeter ki samimi olalım. Neydi? Güzel bir beyit vardı. Hocam şey diyebilir miyiz? Ruhama beynim, birbirine merhametli olan müminlerin. Tabii şimdi Müslümanlar, müminler birbirlerine merhamet. Ama şimdi bakıyorsun, hemen dışlıyor, ötekileştiriyor. Vay bu diyor bizim şeyden, örgütten, cemaatten, tarikattan değil, bir partiden değil. Kardeşim birlik olun ya Allah. Vaktası mı? Sarılın. Elhamdülillah. Fine sarılın ki eğer parçalanırsanız gücünüz yok olur, kaybolur, perişan olursunuz. Bela teferruf. Bela teferruf. Dağılmayın, ayrılmayın. Evet, sonuç. Gücüne güvenme. Her daim hakkın safında ol, dost doğru ol. İşte bir güzel söz. Korkma nadandan, ateş olsa yandırmaz seni. Mustakim ol Hazreti Allah, utandırmaz seni. Fil suresinin berekatıyla her zaman hakkın yanında olalım. Hakkın safında olalım.
hiçbir zaman güçlüyüz diye kimseye hor bakmayalım. Yunus'un şu sözüyle de hadiseyi bitirelim. Nihayete erdirelim. Değerli hocalarım, hani şımarmamak, güçten ondan güç alıp da ölmeyeceğim, bunun hesabını vermeyeceğim mantalitesinde olanlara muhteşem bir tanrısal mesajdır. Allahu Ekber. İşte Yunus ne demiş? Miskinlik ile gelsin. Kimde erlik var ise, merdivenden iterler, yüksekten bakar ise. Ebrehe yüksekten baktı, anasının gününü gördü. Eski tabirle örekesini gördü. Örekenin ne olduğunu sormuş birisi. Hocam, anasının örekesini gördü yazmışsınız bir makalede. Öreke ne demek? Onu da sen araştır dedim. Allah'a emanet. Her şeyi burada tahlilini mi yapalım biz? Böyle bir hadis-i şerifi bilmiyorum. En büyük bir yardım var. En zor günah yardım var. Evet, demin söyledim. Yani hocamız diyor ki, Mehmet hocamız, medreseden geliyor kendisi. Küfür devam edebilir. Dedim ya, belli bir süre daha uzun gidebilir. Ama zulüm devam etmez arkadaşlar. Çünkü mazlumun ahı çok tesirlidir. Allah ile mazlumun duası arasında leyse hicab. Orada perde yok. Davetul mazlum diye başlıyor hadis-i şerif. Doğrudur. Teşekkür ederiz. Efendim, var mı sualiniz? Şeyimiz, hafızamız da bitmek üzere. Bir bitiyor hocam. Saygılar var hocam. Alma mazlumun ahı. Çıkar ahı. Nasreddin hocamız da işi evet. Taşlandırmış. Bir fıkralık daha yer varsa şey yapalım ama. Bitti mi efendim? En saygılarımızı sevgilerimizi sunuyoruz. Peki efendim. İnşallah namaz surelerini bugün itibariyle bitirdik. Bir dahaki ders programımızda Asır ve Hümeze suresi yukarıya doğru gitmeye çalışacağız. Arkadaşlar, Kur'an'ı kültüre sahip olursak hem Allah bizi sever, hem halkımız, hem de doğru bilgi öğrenerek insanları güzel tembir etmiş olur. Çünkü çok hurafe var piyasada. Maşallah. Hurafeyi en güzel öldüren inşallah. İnşallah. Ama o inşallah ve maşallah'tan olmasın lütfen Ahmetciğim. Fazla o programlar izliyor gibi bir kayıttayız. İnşallah maşallah. Ne dedik demin? Batılı tasvir, batılı evet. Temaşa da evet. Safi. Zihinleri iplal eder, beyinleri bozar, gönülleri boşaltır, sonra oluruz ne efendim, şeyden farkımız kalmaz. Öden farkımız kalmaz çünkü Allah bize akıl ve gönül vermiş. Değil mi efendim? O cahil herifleri, gafil herifleri lütfen izleyip de reytingini artırmayalım. Güzel şeyler, her şeyde. Domatesin nasıl iyisini seçiyorsan, izlediğin dizinin, baktığın programın da iyisini seçmek akıllı bir insan işini. Evet. Teşekkür ediyorum. Şöyle öğrencileri, imam arkadaşlarımı şöyle bir dersleri canlıma dinlemeye davet ediyorum. Şu anda Raif hocamızdan böyle başlayarak Mehmet hocamız, Ulaş hocamız, efendim Harun Tırak hocamız orada. Recep Koyuncu var orada. Abi önde de bir Remzi dayımız var. Bugün pasta sürpriziyle Recep hocamız İlhan hocamızın gönlünü kazandı. Müslüman Müslümanın gönlünü kazanır. Gönül yıkmakta, Kabe yıkmaktan daha ağır bir günahtır dinimizde. Burada Mehmet Hoca var, Yusuf Hocamız var, Hikmet Yavuz'u görüyorsunuz, Necdet Kasap, efendim Muammer Öz, Muammer derken ayını nasıl çatlatıyorum, hocayız ya. Evet, İlhan Arı, büyük emlak Fatih'i. Evet. Trump'ın şeyi hocam. Evet, Trump'ın rakibi. Şeyi mi, vekili rakibi, mi? Rakibi. Aman yarabbim. Trump'ın diğer alanda rakibi olmasın da burada olsun. Trump biliyorsun bazen milleti sağını solunu yokluyor. Neuzübillah, o iyi bir şey değil. Evet, Necmettin hocamız, Hızır Bey camimizin bülbülü şeydası. Burada Ahmet Efendi var. O da genç müezzinlerimizden. Ahmet Peker. Necmi Kaplan hocamız da önde böyle Kur'an'ını açmış. Bakın şöyle hangi süremiz var? Fil süresi, evet. Evet. Şu anda kameramız bitmek üzere. Ben de bir veda edeyim dostlarımıza. Efendim, bu kaydı sizin için özel yaptık. İstifade daha geniş alana ulaşsın, güç at kazansın diye. Başka hiçbir gayemiz yok. Daha fazla kişinin, bir kişinin daha fazla duasını alırsak bizim için devlettir, sebebi saltanattır efendim. Teşekkür ediyorum.